Merhaba arkadaşlar, bu videomuz ile uzun bir ünite olan dalgalar kısmına giriş yapıyoruz. Burada dalgaların temel özellikleri ve yağlı dalgaları ile ilgili konuşmuş olacağız. Video dersimizin içerisinde temel kavramları, yay dalgalarını ve sarmal yay üzerinde atmaların yansıması ve iletimi ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dersimize genel bir tablo ile başlamak istiyorum. Tabii ki de bu tablomuzun başında dalgalar var. Biz dalgaları titreşim doğrultusuna ve taşıdıkları enerjiye göre iki grupta inceliyoruz. Titreşim doğrultusuna göre dalgalar enine ve boyuna dalgalar olarak ayrılır. Ancak bazı dalgalar hem enine hem de boyuna dalga özelliği gösterir. Kimlere örnek verebiliriz bunlara? Deprem, su ve yay dalgalarını örnek olarak gösterebiliriz. Ancak elektromanyetik dalgalar kesinlikle enine dalgalara, ses dalgaları da kesinlikle boyuna dalgalara örnektir. Taşıdıkları enerjiye göre ise mekanik ve elektromanyetik dalgalar olarak ayırıyoruz. Mekanik dalgalara deprem, su, yay ve ses dalgalarını örnek olarak verebiliriz. Elektromanyetik dalgalara ise biraz daha böyle süslü püslü isimler giriyor. Radyo dalgası, mikrodalga, kızıl ötesi, görünür ışık, mor ötesi ışıklar, X ışınları ve gama ışınlarını örnek olarak gösterebiliriz. Burada mekanik dalgaların yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır diyebiliriz. Nedir bu maddesel ortam? Su gibi, hava gibi madde olacak yayıldığı ortamda. Elektromanyetik dalgalar ise maddesel ortama ihtiyaç duymadan boşlukta da yayılabilme özelliğine sahiptirler. Temel kavramlar ile devam edelim. Dalgalar dedik. Peki nedir bu dalga? Esnek ortamların titreşim yoluyla enerji aktarmasıdır. Ortam ilerlemeyecek. Atma ise bir dalganın anlık görünümüne denir. Burada atmaları baş aşağı ve baş yukarı olarak ayırabiliriz. Yine enine ve boyuna atmalar ya da enine ve boyuna dalgalar şeklinde de ifade edebiliriz. Burada enine dalgalar için yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusunun birbirine dik olduğunu belirtmemiz gerekir. Şekil üzerinde de yine ilerleme yönü ile titreşim doğrultusunun birbirine dik olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Boyuna atmalarda ya da boyuna dalgalarda da yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusunun birbirine paralel olduğunu söylememiz gerekir. Periyot ve frekans kavramları bu ünitenin böyle can damarı kavramlardır. Periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süreye denir. T harfi ile gösterilir. Birimi saniyedir. Frekans ise bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. F harfi ile gösterilir. Birimine saniye üzeri eksi bir ya da hertz diyebiliriz. Burada periyot ve frekans birbirinin tanımlarda anlaşılacağı üzere ters durumlardır. Dolayısıyla T çarpı F'nin çarpımının 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine periyot ve frekans sadece ve sadece kaynağa bağlı ifadelerdir. Dalga boyu ile ilgili konuşalım. Burada dalga boyunu lambda simgesi ile temsil ediyoruz. Art arda gelen iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki mesafeye dalga boyu denir. Lambda ile gösterilir. Birimi metredir. Burada bir dalga boyunu bir tam tepe ve bir tam çukur ile de ifade edebiliriz. Genlik ise bir atmanın denge konumuna olan uzaklığıdır. Genlik yüksekliğe bağlıdır. Dalganın taşıdığı enerji ile de doğru orantılı olarak değişecektir. Genişlik, atmanın iki ucu arasındaki uzaklığa denir. Aynı ortamda oluşturulan atmalar için genişlik, dalgaların oluşum süresiyle doğru orantılıdır. Farklı ortamlarda oluşturulan atmalar için genlik, dalgaların yayılma hızı ile doğru orantılıdır. Hız kavramına değinelim. Bir dalganın birim zamandaki yer değiştirmesidir
V ile gösterilir. Birimi metre bölü saniyedir. Biz doğrusal hareket konusunda hızın yol bölü zamana eşit olduğunu biliyorduk. Burada bir tam tur için söylendiğinde ya da bir tam dalga oluşumu için söylendiğinde alınan yola bir dalga boyu dersek eğer bir dalganın oluşması için geçen süre periyot olacaktır. Yani burada hız yol bölü zaman formülünden lambda bölü periyot olarak bize dönüş yapacaktır. Periyotla frekans arasında 1 bölü f eşitliği vardı. Dolayısıyla hız buradan lambda çarpı f olarak da ifade edilebilir. Yine yay dalgalarının yayılma hızı kısmını biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Yay dalgalarının yayılma hızı yayın cinsine, kalınlığına, inceliğine, yayı geren kuvvetin değerlerine bağlıdır. Frekans ya da kaynak yayılma hızına etki etmeyecektir. Gergin bir yayda oluşturulan atmanın hızı yaydaki gerilme kuvvetine ve yayın birim uzunluk başına düşen kütlesi yani μ'ye bağlıdır. Gerilme kuvveti büyük olursa atmanın ilerleme hızı da büyük olacaktır. Örneğin aynı özellikte biri küçük diğeri büyük kuvvetle gerilmiş iki yayda oluşturulan eşitgenlikli atmalarda büyük kuvvetle çekilmiş olan yaydaki atmanın ilerleme hızı küçük kuvvetle gerilmiş yaydakinden daha büyük olacaktır. Kütlenin artması hareketi yavaşlatır. Dolayısıyla ince yayda birim uzunluğa düşen kütle miktarı kalın yaydaki birim uzunluğa düşen kütle miktarından daha azdır. Biri ince, diğeri kalın iki sarmal yayda eşitgenlikli atmalar oluşturulduğunda ince yaydaki atmanın kalın yaydaki atmadan daha hızlı ilerlediğini görmüş olacağız. O halde bir sarmal yayda oluşan atmanın hızı birim uzunluğa düşen kütle miktarı ile ters orantılıdır. Gerilmiş bir yaydaki atmanın hızı gerilme kuvveti ve birim uzunluk başına düşen kütle cinsinden aşağıdaki bağıntı ile bize verilmiş olacaktır. Burada hız kök içerisinde kuvvet bölü mü olmuş olacaktır. Burada mü dediğimiz gibi uzunluk başına düşen kütle anlamına gelir. Temel kavramlarla ilgili bir genelleme yapacak olursak, dalgaların şiddeti dalganın genliğine bağlıdır. Dalgalar enerji taşırlar. Burada ortam kesinlikle hareket etmez. Ardışık bir tepe çukur arasındaki mesafe lambda bölü 2 kadardır. Yayılma hızı ile atma üzerindeki anlık hız aynı değildir. Çünkü titreşim doğrultusunda hız da vardır. Dalgaların yayılma hızı ortama bağlıdır. Ortam değişmediği sürece hızı değiştiremiyoruz. Dalgaların periyodu ve frekansı kaynağa bağlıdır. Yine kaynak değişmedikçe burada sürede yani periyot ve frekansta değişiklik yapamayacağız. Videomuzun bu kısmı ile beraber yay dalgalarına giriş yapıyoruz. İlk olarak atmaların üst üste binme ilkesinden bahsetmek istiyorum. Bir yayda birbirine doğru gelen atmalar bir an için üst üste binerek maksimum genliğe ulaşacaktır. Daha sonra tekrar yollarına devam eder. Atmalar kısmından bahsederken burada baş aşağı ve baş yukarı atmalardan bahsetmiştik. İlk olarak her iki atma da baş yukarı olarak birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa ne olduğunu gözlemleyelim. Burada bileşkenlik y1 artı y2 şeklinde ifade edilecektir. Ve yine anlık değişimden sonra atmalar birbirleri üzerinden farklı yönlere kendi yollarına devam etmiş olacaklar. Ancak atmaların biri baş aşağı, biri baş yukarısında ise burada bileşkenlik yine hesaba katılacaktır ve büyük olan genlikten küçük olan genliği çıkartmış olacağız. Ancak bir farklı durumumuz burada genlikler birbirine eşitse ne olacak? Bu durumda denge durumunda herhangi bir şekilde yay gözlemlenmeyecek, atma gözlemlenmeyecek. Yani burada y1 y2'ye götüreceği için denge konumunda düz bir çizgiyi gözlemlemiş olacağız.
Atmaların ilerleyişi ile ilgili sorular karşımıza çok fazla çıkacak kaynaklarımızda. Bununla ilgili konuşalım. Atmanın ilerleme yönü üzerindeki ok ile gösterilir. Burada atma üzerinde kendimize herhangi bir nokta seçiyoruz ve atmanın gideceği yöne doğru buradaki noktayı hareket ettireceğiz. Atmanın ilerleme yönü atma üzerindeki bir noktanın hareket yönüne göre bulunacaktır. Örneğin burada T, M ve L noktalarını incelediğimizde atma T noktasına doğru hareket ediyor diyebiliriz. Çünkü ben burada tepe noktasını genelde kendime yön olarak belirliyorum. Tepe noktası sağ tarafa doğru bir miktar kaymış. Dolayısıyla atma ön tarafta yükselme, arka tarafta da sönümleme hareketine devam etmiş olacaktır. Şimdi ise bir yay üzerindeki atmaların yansımasını inceleyelim. Burada iki farklı tabir kullanacağız. Bunlardan birisi sabit uçtan yansıma, bir diğeri ise hareketli uçtan yansıma. İlk olarak sabit uçtan yansımayı ele alalım. Burada sabit uç bir duvar görevi aslında görmüş olacak ve bakalım karşımıza neler çıkacak. Bir atmanın sabit uca geldiğinde atmaya uygulanan tepki kuvveti atmanın yönünü değiştirecek. Yani baş yukarı gelen atma baş aşağı dönerek ilerlemiş olacak. Gelen ve yansıyan atmanın hızı, genliği ve genişliği hiçbir şekilde değişmez. Çünkü kaynak aynı ve yine ortam aynı olmuş olacak. Atmanın hızı, ortam hızı değişirse değişecektir. Genişliği ya da genliğinin değişimi çok azdır. Bu nedenle de ihmal edilecektir. Serbest uçtan yansıma ile devam edelim. Yaydaki bir atma serbest uçta bir tepki kuvvetiyle karşılaşmaz. Atma serbest uca ulaştığında şeklini değiştirmeden geri dönecektir. Serbest uça baş yukarı gelen atma yine baş yukarı olarak yansımış olacak. Gelen ve yansıyan atmanın hızları, genlikleri ve genişlikleri yine değişiklik göstermeyecektir. Yansıma ve iletim ile devam edelim. Burada yansıma ve yansıyan atma ya da iletilen atma gibi kavramları söyleyeceğiz. Yansıma ve iletimin olabilmesi için, burada daha çok iletim özelliğinin olabilmesi için oluşturulan atmanın ortam değiştirmesi gerekiyor. Bunlardan ilki ince yani hafif yaydan kalın yani ağır yaya geçişi inceleyeceğiz. Şekildeki gibi ince yaydan kalın yaya gönderilen atmanın bir kısmı baş aşağı dönerek yansırken bir kısmı da baş yukarı olarak iletilir. Burada bağlantı noktası sabit uç gibi davranacaktır. Yani burada iletilen atma aynen yoluna devam edecek. Yansıyan atma için ters dönme durumu söz konusu olacaktır. Ve yine incelediğimizde ince yay ile kalın yay iki farklı ortam olduğu için hızlarında değişiklik gözlenmiş olacak. İletilen atma ortam değiştirdiği için gittiği ortama bakıyoruz ve kalın olduğunu gözlemliyoruz. Kalın yayda ince yaya göre hız azalmış olacaktır. Dolayısıyla yansıyan atma tekrar kendi ortamına geri döndüğü için burada gelen atma ve yansıyan atmanın hızlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ve yine bu yorumlarımıza göre V1 ve V2 hızlarının birbirine eşit ve büyük, V3 hızının da bunlardan daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Gelen, iletilen ve yansıyan atmanın genişliği ile ilgili yorum yapmak istiyorsam burada aklıma x eşittir v çarpı t bağıntısı gelecek. Buna göre aynı süre içerisinde bu olaylar gerçekleştiği için t sabittir. Dolayısıyla genişlik ile hız da doğru orantılı olarak değişecektir. Yani burada hızlarımızın oranı neyse genişliklerimizin oranı da aynı bağıntı ile ifade edilecektir. Atmanın genliği taşıdığı enerji ile doğru orantılıydı. Dolayısıyla gelen atma, iletilen ve yansıyan atma olarak ayrıldığı için gelen atmanın enerjisi daima iletilen ve yansıyan atmanın enerjisinden büyük olacaktır. Ancak yansıyan atma ile iletilen atmanın genlikleri hakkında
kesin bir yorum yapılamaz. Burada 1, 2, 3 öncüllü sorularda bu hususa dikkat etmemiz gerekmekte. Şimdi de tersi durumu gözlemleyelim. Bu sefer de kalın yani ağır yaydan ince hafif yaya geçişi inceleyelim. Yine şeklimizi incelediğimizde kalın yaydan ince yaya gönderilen atmanın bir kısmı yansırken bir kısmı da ince yaya iletilecektir. Burada bağlantı noktası serbest uç gibi davranacağından gelen atmada ince yaya geçerken atmamız aynen yoluna devam edeceği için iletilen atma yansıyan atmada yine baş yukarı gönderildiyse baş yukarı olarak yansıma olmuş olacaktır. Yine gelen ve yansıyan atmalar aynı yayda olduğu için hızları aynıdır. Ancak iletilen atma farklı bir ortama geçtiği için hız değerinde değişiklik olacaktır. Genişlik kavramının ise hızla doğru orantılı olduğunu söylemiştik ve bu orantının da x eşittir v çarpı t formülünden geldiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla burada hızlar ile genişlikler doğru orantılı olarak sıralanacaktır. Gelen atma iletilen ve yansıyan atma olarak ikiye ayrıldığı için yine gelen atmanın enerjisi iletilen ve yansıyan atmalara paylaştırılacak ve dolayısıyla gelen atmanın enerjisi daha büyük olacaktır. Dolayısıyla her iki başlığı da genellersek genlik, genişlik ve hız yansımalarda değişmeyecek. Bu durum ışığın düzlem aynada yansıdıktan sonra renginin ve hızının değişmemesine benzer. Dolayısıyla hafif yayın hızı ağır yayın hızından büyük. Yine ince yayın hızı kalın yayın hızından büyük. Farklı bir kavramda yumuşaklık ve sertlik olabilir. Yine yumuşak yaydaki atmanın hızı sert yayda bulunan atmanın hızından büyük olacaktır. Bir atma sabit uçtan ya da serbest uçtan yansıdığı durumda kaynak değişmediği için periyot ve frekansta bir değişiklik göstermez. 10. sınıf fizik dersimizin yay dalgaları ve bu yay dalgalarıyla da ilgili temel kavramlarını bu videomuzda anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.